Bugünkü yazımızda yeni kaleme aldığımız İmam Hasan el Askeri ve İmam Muhammed Mehdi eserimizden Hazreti Mehdi hakkında bilgi verelim istedik. Hamsi Ali Aba hadisinde belirtilen beş kişi ehli beyttir. Başta Resulü Ekrem Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendilerimiz. Hazreti Peygamber ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur buyuruyor pak ehli beyt neslindense kıyamete kadar ümmete önder olacak imamlar gelmiştir. Resulullah ehli beyt soyundan gelecek imamların isimlerini tek tek buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in Miraç günü yaşadıkları ile ilgili uzun bir hadiste şöyle rivayet edilir. Ey Muhammed! Onları görmek ister misin? Dedim ki, evet ey Rabbim! Bana buyurdu ki, arşın sağ tarafına bak. Bakınca Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Muhammed Mehdi bin Hasan'ı gördüm. O, onların içinde inci gibi parlayan yıldız gibiydi. Buyurdu ki, ''Ey Muhammed, onlar benim kullarıma olan hüccetlerimdir. Onlar senin vasilerindir. Onlardan Mehdi, düşmanlarımdan intikam alacak.'' Ve dostlarımız sevindirecektir. Abdullah bin Abbas'tan şöyle rivayet ediliyor. Resulullah şöyle buyurdu. Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali bin Ebu Talip de vasilerin efendisidir. Benden sonra 12 vasim vardır. İlki Ali bin Ebu Talip, sonuncusuysa Mehdi'dir. Ve Mehdi aleyhisselam hadisteki beyanla Hazreti Fatıma'nın neslindendir. Hazreti Hüseyin soyundandır. Hazreti Mehdi'nin bir gaybet dönemi vardır. Allah Resulü, "Benim evlatlarımdan olan kaim Mehdi bir ahit üzere gizlenecektir." O dönemde insanların çoğu "Allah'ın Ali Muhammed'e ihtiyacı yoktur." diyecektir. Bir kısmı da onun doğumunda şüphe edecektir. Öyle ise kim gaybet zamanını görürse dinini korusun, buyurmuştur. Gaybetin bir Diğeri uzun, iki dönemi olduğu hadislerde beyan edilmiştir. Hazreti Mehdi'nin döneminin özellikleri, hadislerde yeryüzüne adaletin ve eşitliğin geldiği, bereket vesilesi bir dönem olarak verilir. Ebu Said el-Hudri Resulullah'tan şöyle nakleder, ''Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz.'' Sonra buyurdu ki, ''Benim itretimden, ehli beytimden bir adam zuhur edecek.'' Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Resulullah şöyle buyurdu: Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek. Allah ona yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalacak, ümmet yücelecek ve o 7 veya 8 yıl yaşayacaktır. Hazreti Mehdi'nin geleceği dönemle ilgili bir hadiste şöyledir. Tebarani, Af bin Malik'ten Resulullah'ın şöyle buyurduğunu aktarır. Çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda benim ehli beytimden Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer onu görürsen ona tabi ol. Böylece hidayete erenlerden olursun. Allah ehli beytin şefaatlerinden ayırmasın. Profesör Doktor Haydar Baş